Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu videomda sizinle birlikte bu gördüğünüz yapmış olduğum battaniyenin kenarını göstermek istiyorum. Yani güzel bir battaniye kenarı çalışacağız birlikte. Bu bildiğiniz bir model. C2C dediğimiz köşeden köşeye başlanıp biten model. Daha evvelki videomda bunu çekmiştim. Bunu iki renkli yaptım. Şimdi bunun güzel bir battaniye kenarı çalışması yapacağız birlikte. Şimdi ilk sıramı yani örgümü bitirdikten sonra ilk sıramı bakın çakma sık iğne olarak devam ettim. Dört bir tarafını şöyle kenarlarının pisliğini de içine saklayacak şekilde her sıraya birer tane batarak güzel bir sık iğne yaptık. Diğer ipim de burada. Şimdi şu son tarafını birlikte yapalım sizinle. Çakma sık iğne biliyorsunuz üstü alınıp battıktan sonra tek seferde çekilir. Bakın her bir kenarda kaç tane batmam gereken yer varsa batıyorum. 3 taneyi battım. Bakın şu kenara geldim. Dönüş rahat olsun diye dördüncüyü de battım. Ve ilk başlangıç yerime bunu tamamladım. Böylece birinci sıramız şöyle çakma sık iğne olarak sık iğne olarak bakın geçti. Hem arkası hem önü çok temiz. Her sıraya yaptım. Batmam gereken her yere. Yani her bir şu gördüğünüz dilimin içine üçer tane üçer tane batarak. Çünkü bakın mesela 3 tane trabzanım var. 3 tane de buraya çakma sık iğne yaptım. Böyle bir sıra halinde şöyle göstereyim. Birinci sıram bitti. Şimdi iki renkli olduğu için arkadaşlar bir sırada bununla gideceğim. Şimdi şöyle aldım. Diğer renge geçiyorum. Geçtim. Şunu şöyle sabitledim. Bu ipim yine burada. Çünkü diğer sırayı tekrar bununla tamamlayacağım. Bir tane de zincir çektim. Şöyle. Üstüne aldım. Yine bu sırada da çakma sık iğnemize devam ediyoruz. Şu şekilde. Zaten ikinci sıramız kolay. Gördüğümüz her sıraya batacağız. Bu şekilde. İkinci sıramız da bu şekilde olacak. Şimdi eğer sizin battaniyeniz iki renkli ise bu iki rengi kullanabilirsiniz. Tek renkli ise tek renk kullanırsınız. Benimki iki renkli olduğu için önce bir sıraya gittim krem rengiyle. Şimdi ikinci sıramı maviyle gidiyorum. Üçüncü sıramızda asıl modelimizi uygulayacağız yine krem rengiyle. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Ondan sonra asıl battaniyemizin kenar süsüne gelelim arkadaşlar. Hem kolay hem de zevkli bir iş bu. Şekilde. Şimdi arkadaşlar ikinci rengimle de bu sıramı tamamlamış oluyorum. Bakın şu son bitişi göstermek istedim. Geldim. Şuraya girdim ve sabitledim. Böylece mavi rengimizi bitirdik. Bir zincir çekiyorum. Artık maviyle işim kalmadı. Onu buradan kesip çıkaracağım. Çünkü son sıramı artık arkadaşlar kremle devam edeceğim. Şöyle hemen kestim ama son ilmekle bakın bunu girdim ve bununla devam ediyoruz. Şuraya girdim tekrardan. Modelimize başlayabiliriz artık köşeden. Yani iki sıra çakma sık iğne gittikten sonra köşeden modelimize başlıyoruz. Zaten bu modeli yaparken de bir sıra daha gitmiş gibi olacağız. Bir İki zincir çektim. Bunu bir sık iğne olarak kabul edebiliriz. Yanına ikinciyi yaptım. 3 4 Yani şu zinciri sık iğne olarak kabul ettik. Çakma sık iğne olarak. Yani 4 tane yan yana yaptık. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve dönüyorum. Birincinin içine girdim. Şöyle tersten. 1 2 zincir çekiyorum
ve dönüyorum. Üstünü aldım. Trabzan yapacağız şimdi, iki seferde çekerek. 1, 2, 3, 4. Yani normal trabzan yapıyoruz. İki seferde çekerek. 5, 6, 7. Gördüğünüz gibi 7 tane trabzanımızı doldurduk şöyle. Üstüne aldım tekrar. Hemen bakın, en sonki battığıma değil, onun yanındakine girip bir çakma sık iğne daha yaptım. 1. Aralık vermiyoruz. 2. 3. Tepelerine batıyorum. 4. Şöyle bakın, 4 tane daha yaptık. Bitirdikten sonra hemen devam ediyoruz yanında. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Döndüm terse. Şu yaptığımızı bakın, şuradaki boşluğuna giriyorum arkadaşlar. Ve bunu buraya sabitliyorum. Yine 1, 2 zincir çektim ve döndüm. Tekrardan bu zincirin içine 7 tane trabzan dolduracağım. İki seferde çekerek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın. İlk yaptığımız üstte kalıyor. Ondan sonraki yaptığımız altta kalıyor. Tekrar hemen üstünü aldım. Hiç ara vermeden. Bakın, en sonki battığıma değil, onun yanındakine girdim ve birinci çakma sık iğnemi yaptım. 1, 2, 3, 4. Yine 5 zincir. 2, 3, 4, 5. Döndük. Arkadaşlar bakın, şu son yaptığımın şuradaki boşluğuna giriyorum. Girdim ve bunu buraya sabitledim. 2 zincirimi çektim, dönüyorum. Buna da yine 7 tane trabzan dolduracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen üstünü aldım. Yanındakinin içine giriyorum ve yine 4 tane çakma sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar örgümüz devam edecek. Bakın şöyle arkalı önlü, arkalı önlü devam ediyor. Yine 5 zincir. Döndük. Bunun şu kısmına batıyorum. 2 zincirimi çektim. Yine burayı 7 trabzan dolduruyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde modelimiz devam edip gidecek arkadaşlar. Hemen şöyle tekrar göstereyim size, bakın. Çok şık bir kenar. Bu şekilde hepsini tamamlayıp döneceğiz ve güzel bir battaniye kenarı elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, güzel bir battaniye kenarı oluştu. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.